siyasi parti temsilcileri, değerli basın mensupları, sevgili STK temsilcileri. Bugün belde açılışımızın yapmanın gururunu ve heyecanını sizlerle birlikte yaşıyoruz. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Gelmiş olduğumuz bugün de Gülüş Beldesi'nin açılışında vesile olan Sayın Başkanımız Gökhan Demirtaş'a, sevgili ve değerli eşleri Işıl Hanım'a, belde başkanım Turan Bilge'ne, gençlik kollarına, kadın kollarımıza ve siz değerli halkımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi önümüzdeki 31 Mart yerel seçimlerine çok az bir zaman kaldı. Gökhan Başkanımızın Gülüş'te kazandırdıkları ve Gülüş'e kazandıracakları sizlerin gönüllerinde zaten bir yer etmiş durumda ve yer almaktadır. Gülüş bu seçimde Gökhan Başkanımızla birlikte Gülüş'ümüzü daha ileriye götüreceğiz. Bizim siyasetimiz Genel Başkanımızın da dediği gibi önce millet, önce memleket diyen bir siyasettir. Gülüş'ümüz hep iyi olacaktır. Çünkü Gülüş halkı her zaman iyi bir belediyeciliğe layıktır. Seçimde Gökhan Başkanımıza başarılar diliyorum. Gülüş halkı her zaman Gökhan Başkanımızın yanında en iyi şekilde temsil edeceğine de inanıyorum. Gülüşlü hemşerilerim, önce hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben de uzun yıllar önce Karadeniz'de belediye başkanlığı yaptım. Belediye başkanlığı yaparken söylediğim bir laf vardı. Hepimizin hedefi Ereğli'yi büyütmekti. Gülücü Ereğli'ye katmaktı. Ama o 2008 yılındaydı. Yıl 2024. Gülücü Ereğli'ye katalım demiyorum. Niye? Burada bir başkanınız var ve uzun yıllardan beri burada çok başarılı hizmetler yapıyor. Bundan dolayı da kendisini tebrik ediyorum. Kendisine teşekkür ediyorum sizin adınıza. İnşallah bundan sonra da sizin desteğinizle, sizlerin gücüyle, sizlerin ona sahip çıkmasıyla burada daha çok hizmet edecek. Tabii ki ben de iyi ailesine katıldım. Hepiniz merak ediyordunuz. Murat Sesli nereden aday? Otobüsü geziyor ama parti ablemi yok. Evet, biz de gümbür gümbür geliyoruz. Karadeniz Ereğli'yi ve Gülücü iyi parti yap, iyi partili belediye yapmak için mücadele edeceğiz ve iyi partili belediyeler kervanına Gülücü ve Ereğli'yi katacağız. Aynı zamanda Ereğli ve Gülüç sırt sırta, omuz omuza, el ele bu memlekete hizmet edecek. Ayrıca benim projelerimin içerisinde olan yayınladığım iki projeyi söylemek istiyorum. Bir tanesi, biliyorsunuz ki 2008 yılında 3500 kadınla Çanakkale'ye gitmiştik. Bunu Ereğli'nin merkezinde yapmıştık. Şimdi yine göreve geldiğimiz zaman söz verdik. Ve söz veriyoruz. Gezilerimiz her zaman devam edecek. 5 sene içerisinde Çanakkale, Anıtkabir, Mevlana, Kapadokya, Pamukkale, Eyüp Sultan, Sultanahmet, Ayasofya, Salda Gölü, Isparta Gül Bahçeleri ve sizlerin hak ettiği gezilere sadece Ereğli halkı değil, bunun içine Ereğli'nin köylerini ve Gülücü'yü de dahil edeceğiz. Hep beraber gezmelere gideceğiz. Ayrıca görev yaptığım zaman ilk defa Ereğli'de 700 öğrenciyle bursu biz başlatmıştık. Bizden sonra burs iptal oldu. Göreve gelir gelmez tekrar Karadeniz Ereğli'den ve bu bölgeden, köylerinden, Gülüş'ten, şehir dışına okumaya giden bütün maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimize her ay 5000 liralık burs vereceğiz. Bunu da Gülüş'le beraber yapacağız. Bunun da sözünü şimdi buradan vermek istiyorum. Amaç hizmet etmekse el ele vereceğiz. Amaç Ereğli ve Gülücü büyütmekse el ele vereceğiz. Bunun için de sizlere büyük görev düşüyor. Bunun için de tek şartımız var. Karadeniz Ereğli'de Murat Sesli
Gülüş'le Gökhan Başkan'ı seçiyorsunuz. Biz de size layıkıyla hizmet ediyoruz. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Başkanım, başarılar diliyorum. Tülay Aydın. Evet, Tülay Aydın'ı buraya davet ediyoruz. Ve yine sizlere hizmet için yola çıkan Gülüş Belediye Meclisi adayımız Sayın Sevtap Özbağ. İşte Gülüş'e hizmet için yola çıkan, hizmet aşkıyla dolu yine bir belediye meclisi adayımız Nimet Çağla Demirkol. Gülüş Belediyesi'ne hizmet aşkıyla yola çıkan belediye meclisi adayımız Şevket Öztürk. Gülüş Belediyesi'nde sizlerle beraber hizmette bulunan ve bu dönemde de yine sizlerle birlikte evet, sizlere hizmet için belediye meclisi adayımız Sayın Alev Yılmaz. Belediye meclisi adayımız Sayın Sedat Taşdelen. Belediye meclisi adayımız Sayın Şükrü Aslan. Belediye meclisi adayımız Sayın Ayşe Akçabelen. Belediye meclisi adayımız Sayın Engin Ayaz. İşte iyiler buradalar. Gülüş beldesinde sizlere hizmet için sizlerin huzurunuzdalar. Hep beraber birlik içerisinde çalışacaklar. Ve bu kadroya başkanlık yapacak olan, Gülüş'e güç katan, halkın adamı, hizmet adamı, gönüllerin başkanı, Gülüş aşığı, Sayın Belediye Başkanımız ve Başkan Adayımız Gökhan Mustafa Demirtaş'ı alkışlarınıza sahneye davet ediyoruz. Saygıdeğer İYİ Parti İlçe Başkanı, değerli milletvekili adayımız Sayın Emre Malbaloğlu, Alaplı Belediye Başkanı adaylarımız, Sayın Gümeli Belediye Başkanı adayımın, Alaplı Merkez İlçe Başkanım, değerli kadın kollarımız, değerli belediye meclislerimiz, değerli hanımefendiler, gençlik kolları ve kadın kollarımız. Bugün burada bu mutlu günümüzü bizi yalnız bırakmayan öncelikle değerli bayanlarımıza ve değerli beyefendilere hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu kalabalığın coşkunu gördüğüm için kusura bakmayın, biraz doluktum. Bu heyecan beni yordu. Sizlerden özellikle teşekkür ediyorum. Bu yağmurlu günde de beni yalnız bırakmadınız ve arayıp da gelemeyen bir sürü de arkadaşlarımız, değerli bayanlarımız var. Onları da gelmiş kabul ediyorum. Hepsine de teşekkür ediyorum. Evet, bugün Erzincan'da bir malum olay yaşandı. Öncelikle oradaki hayatını kaybeden değerli hemşerimize de Allah'tan rahmet, ailelerine, kederli ailelerine de başsağlığı diyorum. Acılı ailelerine de, kederli ailelerine de, tabi orada üzgünüz hep beraber. Şehitlerimiz var, onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta kalanlara da acil şifalar diliyorum. Evet, sevgili Gülüş hemşerilerim, 2014 yılında sizleri sevgi ve desteğiyle başladığım hizmet yolunda yaklaşık 10 yıllık süreçte geride bırakıyoruz. Şöyle dönüp geriye baktığımda aklımda ilk gelen bu caddedeki eski hali geliyor. Sizler de görüyorsunuz, tabir elinde ise bataklık gibiydi oralar. Yollar çamur içerisinde, bırakın insanlarımızın yürümesine, araçlar bile gidemiyordu bu yolda. Göreve gelir gelmez ilk işimiz bu yolu pırıl pırıl yapıp sizlere hizmetini sunmak oldu. Buraların eski haline hatırlıyorsunuz değil mi? Sonra yine hemen karşı tarafta pazar yeri olarak yapılan bir yer vardı. Yıllarca altı durumda kalmıştı. Tabir yerinde ise çürümeye başlamıştı.
artık buraya bölgenin en güzel düğün salonu ve toplantı salonu yaptık. Ne kadar isabetli bir iş yaptığımızı zaman geçtikçe daha iyi anladık. Burada yüzlerce gencimizi ve ailelerinin mutluluğuna ortak olduk. Tüm etkinliklerimizi kendi elimize yaptık. Çocuklarımızın, kadınlarımızın ve güç halkı olarak burada kimi zaman eğlendik, kimi zaman etkinlikler düzenledik. Kimi zaman vatanlarımızın bölünmez bütünlüğü içinde can veren şehitlerimizin, sağlığında olan gazilerimiz için mevlüt programları düzenledik. Birlikte dualar ettik. Gülüş meydanımızın eski halini ve çevresini de hatırlıyorsunuz değil mi? Gülüş meydanımızda gülüşümüze yakışır bir şekilde yaptık. Geriye dönüp baktığımda onlarca eseri gülüşümüze kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum. Gülüşte çocuklarımızın oynayabileceği doğru dürüst bir tane bile çocuk parkı yoktu. Sizler gezmek, dinlenmek, oturup bir çay içmek için Karadeniz eliyle gitmek zorunda kalıyordunuz. Belediyemizin kısıtlı bütçesiyle rağmen gülüş sahil projemizi hayata geçirdik. Çocuk parkları, masal kahramanları, kameralarımız, yürüyüş yollarımız, gezinti alanlarımız yanı sıra modern bir kafeterya yapıp sizlerin hizmetine sunduk. Gülüş Deresi'nin üzerinde hep birlikte gereken Kadınlar Günü, gerek sünnet şölenleri, gençlik eğlenceleri gibi etkinlikler düzenledik. Gülüş Deresi'nin üzerinde gençlerimizin söz ve nişanlarını, düğünlerini yaptık. Yeter miydi? Gülüş halkımızın her şeyi en iyisine, en güzeline layık elbette yetmez dedim. Ve millet bahçemizi, projemizi yapmaya başladık. Millet bahçemizin büyük bir bölümünün yapımını tamamladık. Ufak tefek çevre düzenlemeleri gibi işlerimiz kaldı. Onları da tamamladıktan sonra inşallah en kısa zamanda orada ailece gidip mangalımızı yaparken çocuklarımızı parkta eğlenerek yapay şelalesi, eşsiz güzellikleri ile Gülüş Tepesi'nde manzara izleyip boş vakit geçireceksiniz. Projemizin ikinci etapındaki restoran, açık ve kapalı düğün salonu, futbol, voleybol, basketbol sahaları, fitness sporları ve yürüyüş yollarında en iyi kısa sürede yapıp sizlerin hizmetini sunacağız. Sevgili abilerim, ablalarım, kardeşlerim, 10 yıllık görev sürecinin içerisinde Gülüş'te tüm yolları asfalt yaptık ve beton yaptık ya da park yaptık. Yeni yollar açtık, dar olan yerleri genişlettik. Gülüş halkımızı çamurdan ve çukurdan kurtardık. Kaldırımlar ve çevre düzenlemeleri yaparak sizleri daha rahat ve konforlu bir yaşam süremiz için çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Gülüşümüzün, hayırseverlerimizin desteğiyle merhum Emin Ayhan abimizin ismini taşıyan modern bir okula kazandırdık. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız şimdi bu modern okullarda eğitim ve öğretimlerini sürdürüyor. İnşallah Gülüş ve Sedikmen'in okulumuz yapımı da yeni dönemde tamamlanacak. Ve çocuklarımız daha güzel bir okula kavuşacak. 10 yıllık süre içerisinde gerek okullarımızın, gerekse tüm camilerimizin eksiklerini tamamladık. Bakımını ve temizliğini düzenli olarak yaptık. Ölüsüne sahip çıkmayan, dirisine sahip çıkmaz sözüyle de yola çıkarak mezarlığımızı yeniden düzenledik. Şadırvanlarımızı yaptık. Düzenli olarak da bakımlarını yapıyoruz. Son zamanlarda yaşanan bir afetten dolayı, fırtınadan dolayı 82 tane mezarımız kırılmıştı. Ağaçlarımızın çökmesi sebebiyle, topraklarımızın kayması sebebiyle hiçbir vatandaşımızdan bir ücret talep etmeden 82 tane mezarımızı yeniledik ve modern bir hale getirdik mezarlarımızı. Orada yatan değerli büyüklerimize, değerli de eşlerine, çocuklarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Evet, Gülüş'te cenaze hizmetlerini sunmaya başladık. Cenaze hizmetlerimizi ve cenaze vekil aracımızı sadece Gülüş'e değil, tüm bölgeye ihtiyaç olduğunda hizmet etmeye devam ediyoruz. Sevgili abilerim, ablalarım, kardeşlerim, yaptıklarımız burada sizlere anlatmaya devam etsem inanın saatlerce konuşabiliriz. Kısacası Gülüş'te yeni doğan çocuğumuzun da yaşımıza kadar ne ihtiyacı varsa yanında olduk. Belediye Başkanlığı makamımın kapısını sizlere sonuna kadar hep açtık. 7 gün 24 saat vaktinde bana ihtiyaç duyduğunda ben hep sizlerin yanında oldum. Kapılar ardında konuşmadım. 7-24 herkese abi kardeş şeklinde şeffaf bir şekilde davrandım. Hiçbir zamanda kimseye ötekileştirmedim. Ben sizlerin evladıyım, sizlerin kardeşiyim. Sevgili abilerim, ablalarım, kardeşlerim, ben Gülüş'te doğdum. Gülüş'te büyüdüm, Gülüş'ün öz evladıyım. Rabbim bana ne kadar ömür verirse bilmiyorum ama son nefesimi verinceye kadar Gülüş'te olacağım. Çünkü ben hep diyorum ya, Gülüş benim sevdam, bu söz öyle laf olsun diye söylemiyorum. Ben gerçekten Gülüş'ün aşığıyım. Gülüş'ü seviyorum, sizleri seviyorum. Bu hayatta benim en çok mutlu eden şey yaptığımız hizmetlerden sonra sizlerin yüzündeki tebessüm ve bir teşekkürdür.
Bu makamlar elbette kimseye baki değil. Benim hedefim ve amacım Gürcü'yü güzel hale getirip arkamdan bıraktığım eserler için bir hayır duası almaktır. Bizler bugüne kadar birlikte güldük, birlikte eğlendik, birlikte üzüntülerimizi paylaştık. Görev yaptığım 10 yıl süre içerisinde bana inanan, bana güvenen, benimle birlikte yol yürüyen tüm dava arkadaşlarıma, tüm Gürcü halkına teşekkür ediyorum. Peki bunlar benim başıma durup durup ne geldi? Pardon. Son zamanlarda özellikle sizin beklediğiniz bir haber için konuşacağım. Son zamanlarda şahsım evine atılan iftiraları sizler de takip ediyorsunuz. Neden bugüne kadar bekledim? Yüce Türk adaletine güvendim. Şimdi adalet yavaş da olsa tecelli etmeye başladı. Şahsım evine ortaya atılan iftiralardan birinden yargı takipçisi vererek beni atladı. Bir diğeri şikayetli delil olarak ise dosyaya delil olarak konulanan ses kayıtlarının Emniyet Müdürlüğü Genel Bölümünden kırdırma raporunda incelemesi sonucunda tamamen kes, koptu, yapıştı ve montaj olduğu çıkmıştır. Önümüzdeki günlerde de o mahkemeden aklanacağımı burada birlikte söylüyorum. Cevkütlere, şantajlara bölgeyi izlemişsiniz ama. Bunu burada bilirsin. Evet, hiç merak etmeyin. Benim anlamak başım dik. Üzerime atılan iftiraların hepsinden Yüce Türk Adaleti'nin verecek kararla yine anlamak bir şekilde çıkacağım. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şimdi bu iftira atanların bir tanesiyle ilgili gerekli suçluluğunda bulundu. Aile ve kendim olarak da tazminat davaları başladık. Onlarla adalet önünde görüşeceğiz. Bize inşaatlattığın hesabını elbette adalet önünde er ya da geç verecekler. Peki bunlar benim şahsım başıma durup dururken mi geldi? Elbette durup dururken gelmedi. Bazı ran çeteleri bana geldiler. Dediler ki bize gün sonunu vereceksin, işte bize gülüş sahne yaptığın kafeteryayı vereceksiniz. Şu aramızda, arsamızda bize imar rantı vereceksiniz. Bakın, belediye başkanlığını bırakırım, hiç kimse Gülüş'e rant sağlatmam. Mafya, müfre, hiç kimse tehditle boyun eğmem. Ben sadece Gülüş'e altına boyun eğmem, başkanı hiç kimse boyun eğmem. Hepsini de makamından kovup gönderdim. Sonra bunlar satın aldıkları bazı konuşmalar, burada basın arkadaşlarımızla özür dileyeceğim, bunlar sizden değil. Ve de özellikle bugün unuttum sizlere tekrar hoş geldiniz diyorum. Tabirinizle heyecanıma başlayın. Evet, bize basın yoluna saldırmaya başladılar. Yüzlerce haber, her tarafı yüzlerce şikayet dilekçisiyle beni tehdit edip isteklerini yapmam için beni zorlamaya çalıştılar. Hem İçişleri Bakanlığı, hem Kaymakamlık, hem Zonguldak Valiliği, hem de Karadeniz Emniyeti şikayetleri gönderdikleri müfettişlerle haftalarca didik didik incelendim. Rabbime şükürler olsun. Tek bir olumsuzluk, bir durum bile bulunmadı. Çünkü benim hiçbir yanlışım olmadı. Bu yolda olmayınca bu sefer ahlaksızca iftiralarla benimle sizlerin arasına girmeye kalktılar. Seçimle beni yenemeyen birkaç sözde siyasetçi birkaç siyasetçi bunlara maddi manevi destek verdi. Hepsini biliyorum. Bana oynayan oyunları ve bu oyunları oynayanlar ve arkasındaki rampçılar çetelerini de biliyorum. Buradan sizlerin önünde bir kez daha söylüyorum. Allah'tan başka hiçbirinden korkmuyorum. Ben Gürcü'nün evladıyım. İşte burada Gürcü halkıyla yine beraberim. Ve dimdik ayaktayım. Gürcü'de tüyü bittiğimiz bir tek yetimin hakkını dahi sizlere yedirsen namerdim. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Amacınıza ulaşamayacaksınız. Kötüler her zaman yenilmeye mahkumdur. Sizler bu kirli oyunları 30 Mart günü bir kez daha yenileceksiniz. Hangi iftirayı atarsanız atın, hangi saldırı yaparsanız yapın, ben Gürcü halkına güveniyorum. Gürcü halkı beni yalnız bırakmadı. Benim Gürcü halkıyla aramıza asla giremeyeceksiniz. 31 Mart akşamı Buran çetelerinin en güzel cevabı sandıklarda vermeye hazır mıyız? Hepinizden Allah razı olsun. Kirli iftiralar ve kirli oyunlar ile Gürüş Belediyesi'ni ele geçirmeye çalışanlara en güzel cevabı tekrar sandıkta vermeye hazır mıyız? Allah hepinizden razı olsun. Gürüşlü hemşirelerim ilk dönemimin çıraklık, ikinci dönemimde kalfalık dönemiyle bu dönemde sizlerin desteğiyle inşallah ustalık dönemi olacak. Hiç merak etmeyin. Her seçimde olduğu gibi 30 Mart akşamı kazanan yine iyiler olacak. Kazanan Gürüş olacak. Kazanan Gürcü halkı olacak. Sizleri seviyorum.
Sizleri gerçekten çok seviyorum. Son nefesine kadar sizlerle olmaya, sizlere hizmet etmeye devam edeceğim. Birlikte yürüdüm. Birlikte yol yürüdüm. Evet, yeni dönemde çok güzel projelerimizi inşallah sizlere hizmet etmeye devam edeceğim. Sözlerime buradan son verirken bana inanan ve güvenen İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e, Yerel Enflasyon Onurlu Başkan Yardımcımız İstanbul Milletvekilimiz Burak Akburak'a, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcımız İstanbul Milletvekilimiz Sayın Şükrü Kuleyen'e, Batı Karadeniz Kadın Politikalar Başkanı 28. dönem Zonguldak Milletvekili adayımız Operatör Doktor Sayın Evrim Balboğlu'na, İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı'na, İYİ Parti Karadeniz Eylül İlçe Başkanımız Sayın Yasemin Erdoğan'a ve tüm yönetimdeki İYİ Parti yöneticilerime, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza tek tek sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Ayrıca Emir Başkan bizim başkan. Emir Başkan bizim başkan. Emir Başkan bizim başkan. Ayrıca gülüşte 10 yıllık süre görev süremi boyunca yaptığım hizmetleri sizlere sunulmasından birlikte yol yürüdüğüm, alın teri döktüğüm aileme, belediye meclis üyelerime, daire müdürlerime ve bütün belediye personelime sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de bizleri yalnız bırakmayan siz değerli Gülüş halkına teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler Gülüş. Kendimi önce Allah'a, sonra sizlere emanet ediyorum. Ve sizlerin huzurunda beni bütün yalnız bırakmayan, benim arkamda birlik duran, benim yürüdüğüm her yolda benim de dirsek teması yapan, öncelikle canımdan çok sevdiğim 28 sene birlikte olduğum, canım gibi sevdiğim değerli eşime özellikle teşekkür ediyorum. Değerli aile dostlarımıza, anneme, kardeşlerime, çocuklarıma hepsine teşekkür ediyorum. Bu süreçte bana atılan iftiralarda dimdik arkamda durdular, hiçbir şeye inanmadılar ve dediler ki biz eşimize, babamıza güveniyoruz. Allah'ın izniyle bu yıl işin üstünden geleceğiz dediler. Ben burada konuşurken biraz duygulandım, konuşmalarımda biraz takılma yaptım. Özellikle size teşekkür ediyorum. Kalabalık bir yoğunu görünce, özellikle bayanları burada kalabalık görünce daha çok duygulandım. Ama şimdi diyorum ki, ben bu iftiraları hizmetle yıkamayacaklarını anlayanlar, bazı zaptlar, bazı şahsiyetsizler, siyasi rantçılar beni böyle kumpasa şantaja getirip de yıkmaya çalışıyorlar. Ama şunu gördüğüm gibi bu kalabalığı bir kez daha beni hançerledi ve yapacağım hizmetlerin daha fazlasıyla canımla dişe takarak, taşın altına elimi deyip gövdemi koyarak Gülüş halkına hizmet etmeye söz veriyorum. Dün de ise bugün de aynı olacak. Hiçbir zaman kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseye kötü bir laf söylemeden belediye makamım kapımın 24 saat açıktır. Hiçbir kimse, bayanlar, çocuklarımıza dahil ben başkanla görüşemedim. Başkan benim telefonum açmadı. Diyen varsa da karşıma getirin. Ben özür dilemeye de hazırım. Ben Gülüş'e kendimi adadım, aileme adadım. Gerekirse çocuklarımdan ödül verdim, eşimden ödül verdim. Çünkü Gülüş'ü 10 sene sürecinde yaptığım hizmetler ortada. Ben hizmetlerimle konuşuyorum, hizmetlerimle övünüyorum. Gülüş'ü Zonguldak parlayan yıldızı yaptım. Bakın Gülüş'te her şey değerlendi. Evlerimiz, arsalarımız, yaşam alanlarım oldu her şeyden önce. Belediyede sosyal proje yok, sosyal proje. Kadınlar Batinesi, Gökhan Başkan. Kadınların Gezisi, Gökhan Başkan. Murat Başkan da burada söylemişti, kendine teşekkür ederim. Biz o gezileri gerçekleştirdik, Murat Başkan da hatırlatmış oldu. Sünnet Şölenleri. Bakın son zamanlar diyorlar ki seçim zamanı çocuklarımıza bot mont dağıttı. Tamamen yalancı bunlar. Ben her dönem dağıtıyorum bunlar. Her dönem. Hiçbir tane çocuğumu ayağımda ayakkabısı olmayan, sırtta bot olmayan hiçbir çocuğumu bırakmam. Bu her dönem var. Her dönem. Kumanya yardımı yine Yokan Başkan. Ama hiç kimseyi ötekileştirmedim. Bakın hiç kimseyi fotoğrafı çekip bir kareye daha yatmadım. Çünkü benim içimde kalsın. Ben Gülüş'ü evladı olarak tüm bayanlarımızın, özellikle çocuklarımızın arkasındayım. Ben ilk göreve geldiğimde şunu söyledim. Benim çocuklarımı Gülüş'e hiçbir arkadaşı davet edemiyorlar. Çünkü bizim çay kafeterimiz yok. Sene sonu cumartesi pazar çocukları arkadaşlarını buraya davet edemedikleri zaman boynları bükük olurdu.
Benim göreve geldiğimde bunun sözünü verdim herkese. Ve bu sözü gerçekleştirmeden de onur ve gurur duyuyorum. Tekrar sizlere selamları veriyorum. Hepinizden Allah razı olsun. 30 bin Mart'ta da bunlara sandıkla cevabını vereceğim. Hem de açık ara fark tamiracağım. Onlar 9-0 diyorlar. Ben de 7-2 diyorum. Buradan ayrılığını olsun diyorum. Allah çıktığımız yolda bizi mahcup etmesin. Kazamız müradet olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Görüşmek üzere diyorum. Emeğine teşekkür ederim. Haydi gelin el ele, mutlu olup gülmeye, güneş doğsun ülke, merak etme. Evet, bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Ben Gülüşlü Bayanların adına ve tüm sevgililerin adına da bu çiçeği sizlerin huzurunda da eşime takdim etmek istiyorum. Müzik. Gidecekler az kaldı, millet devlet el ele, İYİ Parti her yerde, çare hazır binlerde, geliyoruz az kaldı, haydi gelin el ele. İşte halkın adamı, hizmet adamı, gönüllerin başkanı, Gülüç aşı, Gökhan Mustafa Demirtaş. Tüm hanımlara Sevgililer Günü adına çiçeklerimizi takdim ediyoruz. Huzur gelsin evlere, yüzü gülen gençlere, özgür mutlu Türkiye, uzak değil aslanlı, al sancakla gözümü. İYİ Parti Gülüş Belediye Başkanı adayımız Gökhan Mustafa Demirtaş ve belediyemiz adaylarımızla birlikte hep beraber el ele gönül gönüle iyi günlerde, güneşli günlerde gülüş için hep beraberiz. İşte hanımefendiler, beyefendiler, gençler.